kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir YouTube videosuyla karşındayım. Bugün 3 tane kömle, 3 tane canlı efsane ligi saldırısı yapacağım. Bir de benim sevdiğim, çok sevdiğim bir kardeşim var. Özcan kardeşim. Onun YouTube kanalı var. Onu da kanalına abone olursanız sevinirim. Özcan'ın bu şekilde bir kanalı var. 485 abonesi var. O da belediye 11, 12, 13, 14, 15, 16 her türden belediyesi var. Videolar çekip atıyor. Ona da destek olursanız sevinirim. Kanalın ismi Özcan Toprak. Yazdığın zaman çıkıyor. Zaten 485 abonesi var. Bu oyunu oynayan herkes birbirine destekçi olursa güzel olur. Sonuçta bu oyunu oynuyoruz. Herkesten bir şeyler öğreniyor. Ona göre daha taktiksel savaş yapıp daha başarılı oluyor oyunda. O yüzden birbirimize yardımcı olursak seviniriz. Bu köyle bugün ne yapmışım? 207 almışım. Bir tane tek, hatta iki tane tek almışım. Üç tane de savunma yemişim. Üçünde de full yemişiz. Yani şu anda maalesef oyun otobana dönmüş. Belediye 16 geldikten sonra biraz sıkıntılar var. Bakalım inşallah yavaş yavaş yükseltmeler falan geldikten sonra ve yeni top moblar gelişimi olduktan sonra belki biraz düzelir ama şu anda gerçekten hücum savunmaya göre çok çok güçlü. Yani bir ara hani mutant askeri gelmişti ya, nasıl köyleri fullemek leblebi gibiydi ya, şu anda da aynı öyle duruma gelmiş. Bakalım ne olacak. Daha tabii insanlar düzen de bulamadı. Belediye 16'ya şu anda ayak uydurmak da biraz şu anda erken yani. Çünkü daha taktikleri şey düzen. Şimdi eskiden insanlar fullemek için taktik geliştiriyordu. Şimdi düzen bulup yani köyümü nasıl savunurum o şeyine girecek, moduna girecek. Yani gerçekten şu an hücum bayağı güçlü yani. Benim görüşüme göre siz nasıl saldırırken nasıl kolay full atıyor musunuz, atmıyor musunuz? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ama bence şu anda yani hücum çok güçlü bana göre. Yani hatta belediye 15 şeyi bence belediye 15'in hasarı belediye 16'dan daha güçlü. Yani belediye 15'in belediye vuruş hasarı da bence düşük yani, ben anlamadım. Bir seviyesi hiç iş bile yapmıyor yani. Yani bir belediye 16'nın şey belediye 15'in vurduğu hasarla belediye 16 şey ulan gittik dondurma üstte yanlışlıkla attı, öfke atacağım. Belediyenin yani bence belediye 16'nın şey hasar vuruşu bile düşük yani belediye 15'e göre. Yani tam baksana cehennem mehennem çıkartıyor, tam şey kilitleniyor da çok öyle hasar vermiyor yani. Şöyle bir donduralım, tamam görüntüsü böyle korkunç şeydir ama bence o kadar hani hasar veren bir belediye değil bana göre. Şöyle barbar krala da basalım, belediyeyi de alalım, kraliyete de basalım, son binaları da alalım, köy fulleyelim. Yani baksana abi çok rahat bir şekilde de köy fulleniyor yani. Yani buna bir çare bulmaları lazım en kısa sürede abi. Yani bence ne kadar düzen ayarlama çalışırsan, yeni savunmaları yükselsen bile bilmiyorum yani, biraz belediye 16 hücumu savunma göre fazla ağır gelmeye başladı. Bir ara mutant gibi var ya, mutant gibi haline dönmüş şu an oyun. Yani bence karamanların yükselme gelmesi de saçma. Yani karamanlar zaten güçlüydü. Bunlar iyice güçlendirdiler. Bence yanlış yaptılar. Benim görüşüme göre. Diyelim. Bu köyde günü 247 kupayla tamamladık. Bakalım ama muhtemelen eksi yiyeceğim. Çünkü düzen her gelenden full yiyor abi. O yüzden bu birkaç gün oyunun tadını çıkarmaya çalışacağız. Hani düzen müzen bulana kadar, yeni savunmaları yerleştirene kadar, şey yapana kadar, bunları ayarlayana kadar biraz oyundan tat almaya başlayacağız. Ta ondan sonra işte şeyler, savunmalar yükseldiği zaman, iş yapmaya başladığı zaman bu sefer ne yaparız? Kupa kasma devam ederiz. Hatta bu sezon zaten bitti. Bir dahaki sezon kupa kasmaya devam ederiz. Yani bu sezon sadece Efsane Ligi'ndeyiz. Artık gidebildiğimiz yere kadar gideriz. Buradan mesela ne yapmışım? Bir tane tek atmışım. Onun dışında gerisi hep full atmışım. 3 tane savunma yemişim. 2 full, bir tane 27. Büyük ihtimalle geri kalanlar daha da 1-2 tane takılsa bile gerisi fuller bizi. O yüzden bakmaya bile gerek yok. Sadece savaşı çekip videoya atacağım.
Onun dışında da hani taktik maktik denilecek bir şey yok şu an oyunda. Sadece hatta o yeni biten asker gelmiş. O yeni asker de gerçekten çok güçlü. Bak o yeni asker harbi. Bak ben onu kullanmadım ama bana birkaç kişi saldırdı. Yani bu görünmezle beraber kullanan var. Zeplinle atıp belediye alıp da zaten onlar duvarları her şeyi kırıyor. Ondan sonra gerisini belediye alıp tertemiz ediyor. Yani o asker daha da güçlü. Aynı mutant gibidir o asker şu anda. Bu yeni gelen asker silip süpürüyor yani. Gerçekten silip süpürüyor. Şöyle bismillah diyelim, savaşa da başlayalım. Bakalım, muhtemelen full olur diye tahmin ediyorum ama yine de emin konuşmamak adına savaşı bekleyelim. Şöyle bir dondurma atalım monolite. Şöyle son atlatma. Şöyle kelle avcıları. Şöyle öfke dondurma. Koruyucu özelliği. Şöyle dondurma, iskelet. Bakalım ne olacak. Ya kraliçe dışarı gitme be arkadaş ya, şu kraliçe. Öyle yeminim kraliçe beni uyuz ediyor ya. Ya savaşları satmak için elinden geleni yapıyor ya. Vallahi billahi nasıl bir karaktersin sen ya. Galiba fullemedik mi acaba? Kraliçe var ama bilmiyorum. Şey var, kraliyet de var. Süre de var aslında, fullenebilir ha. Çok bir şey de kalmadı ama kraliçe de gidiyor ya. Kraliçe de gidip gitmek üzere yani. Ama süre sıkıntısı var yani. Bir gerçek var, bir süre sıkıntımız var yani. Galiba süreden gideceğiz ya. 99'da kaldık acaba. Şu şey kalacak ya. Bakalım, süre aslında fena sayılmaz ya. Bayağı var süre ama kraliçe duvara takılacağı için biraz sıkıntı olabilir ya. Ya Allah'ım ya Rabbi ya. Kraliçe ayrı takılıyor, diğerleri ayrı takılıyor. 99'da kaldık ya. Görünmez öyle. Şu anda günü burada da 286 ile kapattık. Büyük ihtimalle eksiyle kapatırız diye tahmin ediyorum. Çünkü savunma çok berbat, kupa veriyor. Kolay gelsin. LDS'in var mı? Var. Ben de canlıyım. 45, 46, 47, 48, 50. Şöyle. Tamam. Teşekkürler. Çok ben şu Taliska'yla da 7 kaç full atmıştım. Burada Taliska'yla da saldırı yaptım. Taliska'yla da ne yaptık? Burada da zaten 309 atmıştım. Son savaş 90'da kalmıştım. Onun dışında hepsini fullemiştik. Şimdi son savaşımı da Baron'la yapayım. Ondan sonra videoyu da kapatalım. Aleykümselam karışmış. Şimdi burada bakalım, savaş yapalım, kaç kupa almış onu göstereceğim. Onu göstermeyi unuttuk. Şu şekilde bir düzen var. Bu düzeni hemen ne yapalım? Şurada sağdan şeyle başlayalım, soldan da alev atıcıyla başlayalım bakalım. Hele bakalım neler olacak.
Teşekkür ederim. Büyücü de. Teşekkür. 22.5. Affedersin. Şöyle çekelim. Kraliçe de bizim şeye kene gibi yapışacak ya. Kurucu ya. Şöyle atlatmaları atalım bakalım. Şöyle bir öfke. Şöyle kraliyet. Bir öfke daha. Kurucu özelliği. Ya krali özelliğe sokamadık ya. Şöyle bir öfke. Şöyle bir iskelet, bir dondurma. Abi ne yaptık ya? Şöyle bir dondurma daha atalım diyeceğim de dondurmayı boşa attık ya. Allah'ım yarabbi ya. Şöyle büyücülerle temizliğe devam edelim. Şöyle son dondurmamızı da atalım. Ay iskeletlere de başlayacağım ya. Şöyle kraliçeye de basmam lazım. Süre sıkıntısı olabilir ya. Kraliyet de gitti süreden gideceğiz ya. Ya çok kötü oldu ya. Maalesef burada da süreden gittik ya. Ya ordu biraz aptallaştı ya. Biraz saçma saçma hareketler yaptı. Yani yoksa full olurdu da biraz saçmaladı oldu ya. Geldi. Savaşta bitti. Kaç aldık? 92 aldık. 30 kupa. Günü de ne yapmışız? Günü de burada 242 3 saldırı yemişiz. 2 tane maalesef full yemişiz. Bir tanesi de 30 kupa gitmiş. Yani şu anda oyun kabus bir şekilde. Bakalım ne olacak? Yani gerçekten şu an oyun tat vermiyor. İnşallah buna bir çare bulurlar ama bence belediye 16 çoğu oyuncuyu oyundan soğutur ve oyununu bıraktırır. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü şu anda köye full atmak çok basitleşti. Yani bu kadar basit bir oyun hale gelmemeli bu oyun. Ben öyle düşünüyorum. Tabii yorumlar yine sizindir. Yorumlarda şeyi belirtin. Yani bence şu anda oyun çok gereksiz bir şekilde hücumu çok güçlendirip savunmayı çok zayıflatırdı. Bu da oyunun tadını kaçırdı diye tahmin ediyorum. Bugünlük video